Ben Reşat Stig. Bu programdaki görevim yeni bir ailenin üyesi olmak. Hepsi de çok cana yakın insanlar. İnsanların size zorlu koşullarda nasıl yaşadıklarını göstereceğim. Acımasız doğa şartlarında hayatımı riske edip onların yaptıkları işleri yapacağım. Bu çok tehlikeli. Yarasalar her an bize saldırabilir. Hayatlarını paylaştığım ailelerin zorlu geçim kaynaklarına katkı sağlayacağım. Bunu kendim için istemiyorum. Bu tehlikeli bir iş. Ben ne gezgin, ne maceraperest, ne de çılgın biriyim. Ben ailenin yeni üyesiyim. Burası Endonezya. Yıl boyu eksik olmayan nemi, çıldırtan trafiğine karşın insanların akın akın yaşadığı muhteşem bir adalar ülkesi. Bu bölümümüzde bir köye gideceğim. Muhteşem bir aileyle tanışacağım. Selamun aleyküm. Hepsi de çok cana yakın insanlar. Selamun aleyküm. Yeryüzünün gizli hazinesi olan altının peşine düşeceğim. Ve ölümle burun buruna geleceğim. Reşat, dikkat et. Bu çok büyük bir macera olacak. Bu tehlikeli bir iş. Canından bile olabilirsin. Dur, ne yapıyorsun? O suyu içemezsin. Bunları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Burası ekvatoru kucaklayan dev bir İslam ülkesi. Bizse bütün mevsimi yaz tadında yaşayan bu adalar ülkesinin küçük bir köyüne, Cikoto'ya gidiyoruz. Bu köyde bizi bekleyen sıcacık bir yuva ve uzaklarda aile olmak nasıl bir duygu, bunu anlatacak, kendimizi evimizdeymişiz gibi hissetmemizi sağlayacak güzel bir aile var. Dört bir yanı doğaya sarılmış Cikotok'ta bizi ilk olarak gözleri ışıl ışıl parlayan çocukların sesi karşılıyor. Hatta ruhu hala çocuk olanlar da bu köyde yaşıyor. Türk lirasıyla kişi başı ayda ortalama 350 lira kazancı olan köy halkı her şeye rağmen mutlu görünüyor. Sanırım onlar mutluluğun parada değil, şükretmekte gizli olduğunu çoktan öğrenmişler. Alışveriş yapacakları lüks bir mağazaları yok. Ama bu seyyar tezgah, Cikoto'nun en lüks dükkanı gibi. Bu bölgede altın olduğunu öğrenen tüccarlar çoktan fabrika kurup her şeyi toplamış olsalar bile onlar hala arta kalan altını aramaya devam ediyorlar. Sonrasını gelin hep birlikte yaşayarak öğrenelim. İşte maceramız başlıyor. Yeni ailemle tanışma vakti. Endonezya'da altın madeni işleyen küçük bir köyde Cikotok'tayız. Ve ben yeni ailemle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Yeni ailem hayatını burada, ekvator çizgisinde altın madenciliği yaparak kazanıyor. Bense onları biraz daha yakından tanımak istiyorum. Bakalım Birjavan ailesi beni nasıl karşılayacak. Selamat pagi. Herkesle tek tek tokalaşmak zorundayım. Bu onlar için size saygı duyuyorum anlamına geliyor. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Harika insanlar. Çok güler yüzlü ve cana yakınlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Wendy değil mi? Evet. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Selamun aleyküm. Annemiz Rukmina değil mi? Evet. Evet. Rukmina evet. Birjavan ailesinin her bir ferdi oldukça güler yüzlü. Tabii kameraları etrafında görünce neye uğradığını şaşıran bu minik kızımızı saymazsak. Reşat, buraya gelmekle bizi çok mutlu ettin. Hepimiz nasıl biriyle karşılaşacağımızı çok merak ediyorduk. Açıkçası biraz da endişeliydik. Gördüğün gibi köyde kendi ellerimizle yaptığımız bu evde yaşıyoruz. Kalabalık bir aileyiz ve sen bizim ailemize katılmak için Türkiye'den buraya kadar geldin. Aramıza hoş geldin. Teşekkür ederiz. 5 çocukları var. Tam 5 çocukları. 3'ü erkek, 2'si kız. 8 tane de torunları var. Ve hepsi de bu evde bir arada yaşıyor. Evet. Tanışma faslının ardından ikram edilen çay tüm yol yorgunluğumu üzerimden alıyor.
ve kendimi bir an Türkiye'deymiş gibi hissediyorum. İşte bu güzel bir an. Teşekkür ederim. Çay çok güzelmiş. Sahani. Sahani. Evet. Babayız. Rukmina. Lukmina. Rukmina. Evet. Ev hanımı. Evle ve ev işleriyle ilgileniyor. O bizim her şeyimiz. Bendi. O ve çocuklarım da tabii. Hepsi değil mi? Anladım. Ve en genç oğlu da yanında oturuyor. Aynı zamanda okula da gidiyor. Okula gidiyorsun değil mi? Evet. Liseye mi gidiyorsun peki? Evet. Evet, anladım. Liseye. Wendy de burada, yanımızda. Wendy'nin elleri çok güçlüymüş. Bu eller çok iş gördü. Demek öyle. Arkamdaki de Wendy'nin eşi. Kaç çocuğun var Wendy? İki mi? Dört tane. İki değil, dört. Dört. Dört çocuğun var, öyle mi? Evet, dört. Dört. Demek dört tane çocuğun var. Ne kadar çok çocuk, o kadar iyi bir gelecek. Dört çocuğu var ve ne kadar da genç görünüyor. Muhteşem. Peki çocuklara bakmak kolay mı? Evet, kolay. Kolay demek. Ben ancak iki tane yapabildim. Hircevan ailesiyle güzel bir bağ kurdum. Ama sohbete ara vermeliyiz. Çünkü birazdan ezan okunacak. Burası Müslüman bir ülke. Üstelik bugün günlerden cuma ve cuma namazına gitmeliyiz. Buradaki erkekler cuma namazını kaçırmak istemiyorlar. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Cikotok'ta okunan ezan sesi her yeri kaplıyor. La ilahe illallah. Bu Müslümanlar için çok güzel ve özel bir çağrı. Bu üzerinde gördüğünüz Cikotokluların yerel kıyafeti. Yerli halk özellikle camiye giderken bu kıyafeti giymeyi tercih ediyor. Ve ibadet sonrası vakit kaybetmeden çalışmaya başlıyor. Ancak misafire karşı tıpkı bizler gibi çok saygılılar. Bu nedenle evin reisi Sahani şimdilik çalışmak yerine bana köyü gezdirmek istiyor. Evin reisi Sahani köyü keşfetmemi istedi. Daha misafirse... Köyü biraz ardımızda bıraktı. Evet. Ama çocuklar bizi bırakmadı. Onlar harika. Baksanıza şu ufaklığın yüzündeki mutluluğa. Hazineler dolusu bir servetten daha değerli bir şey varsa o da bir çocuğun yüzündeki mutluluk olsa gerek. Çocuklarla vakit geçirmek beni mutlu etti. Şimdi onları da yanımıza aldığımız gibi köyün içine dönmeli ve biraz da büyüklerle ilgilenmeliyiz. Tıpkı bu küçük çocuğun ağaca tırmanmayı öğrenmesi gibi ben de biraz evin küçük oğlu Jumşih'in yanına gitmek istiyorum. Jumşih okuldan arta kalan zamanlarda ailesine yardım etmek için abisiyle birlikte ağaç kesip işliyor ve onları satıyor. Jumşih bekle, ben kaldırırım. Hadi bakalım. Kaldır, tamam. Tamam. Jumşih, ders çalışmak yerine niye buradasın? Buna mecburum. Aileme yük olmak istemiyorum. Ben de arkadaşlarım gibi gezip eğlenmek isterim ama bunu yapacak gücümüz yok. Eğer çalışmazsam cebimde bir okula açtığım bile olmaz. Bircevan ailesinin aylık çok cüzi bir kazancı var. Ve onlar geçimlerini sağlayabilmek için ormandaki bu ağaçları kesip işliyor. Ardından ağaç tüccarlarına satıp kazanç elde ediyorlar. Okul harçlığı da işte bu kazanca bağlı. Cümşik, gerçekten güzel bir ailen var. Hepiniz bir işin ucundan tutmuşsunuz. Ve birlikte daha da güçleniyorsunuz. Seni ve aileni takdir ediyorum. İşte aile olmak böyle bir şey. Peki hiç artık çalışmak istemiyorum dediğin oluyor mu? Benim yaşımdaki gençler böyle şeyler yapmıyorlar. Bazen okulda benimle dalga geçtikleri de oluyor. Çünkü şehre gittiğimde benim ağaç koktuğumu söylüyorlar. Oysa ki ben bazen sabah erkenden kalkıp abimle birlikte ormana gidiyorum. Ve oradan okula yetişmeye çalışıyorum. Herkes kahvaltısını yapmış, yıkanmış bir şekilde derse girerken benim bazen bunları yapacak vaktim bile olmuyor. İşte sen bu yüzden çok güçlü bir erkeksin. Bu yaşta alın terinle para kazanıyorsun. Ben bunun için üzülmüyorum. Daha çok insanların beni köylü diye dışlamasına üzülüyorum. Bunu en çok da kızlar söylediğinde bu zoruma gidiyor. Biz de köylüler efendim. Evet. Sen güçlü bir erkeksin. Bakalım bilek gücünde de aynı gücü gösterebilecek misin? Gel, gel bakalım. Hatta kalk şu tahtayı bir düzeltelim. Tamam.
Şunu çevirelim biraz ve itelim. Tamam, oldu işte. Güzel bir zemin yaptık. Hazır mısın? Hazırsan başlayalım. Tamam, bütün gücünü göster. Evet. Hazır mısın? Ha, tamam. Pekala. Tamam. Bir, iki, üç, evet. Aa, çok güçlüsün. Tamam, pes ettim. Biraz çabuk oldu. Şu kasların gücüne bakın. Zayıf gibi görünüyor ama inanın çok güçlü. Maşallah, maşallah. Cumşih kaslarıyla sadece işlenmiş kayaları değil, aslında hayatı da sırtlıyor. Onu bu denli güçlü kılan zorluklarsa ileride büyük tecrübeler olarak cebinde kalacak. Ve o hiçbir şey için kolay kolay yıkılmayacak. Bu topraklarda yerli halkın umudu yatıyor. Çünkü Cikotokluların tarım, hayvancılık ve altından başka bir geçim kaynağı yok. Bu nedenle zamanı iyi değerlendirmeli ve yeni aileme katkı sağlamak için Wendy ile yola çıkıp altın arama işini yerinde öğrenmeli. Gördüğünüz gibi aşağıdaki altın madenine doğru gidiyoruz. Wendy madenin bu tarafta olduğunu söyledi. Şu anda oraya doğru gidiyoruz. Buradaki yerli insanların altını nasıl bulduklarını gerçekten çok merak ediyorum. Altın aramak öyle sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Özellikle Virjavan ailesi için. Ellerinde ne bir dedektör ne de altın arama çubuğu var. Halk burada sadece tecrübesini ve cesaretini kullanabiliyor. Aslında ihtiyaç duydukları tek şey de bu olsa gerek. Motosikletten indik ve şimdi ormana doğru gidiyoruz. Etrafımızdaki doğa çok güzel. Sanki bir filmdeymiş gibi hissediyorum. Her yerde yeraltı otları var. Şimdi de tırmanış başlıyor. Bu zorlu patikaları aşmanın tek yolu var. O da beden gücü. Reşat, dikkat et. Sakin ol, seni çıkaracağım. Sakin ol. Bu neydi böyle? Tamam. Şuna baksana. Görünmez bir ölüm tuzağı sanki. Buradaki araziye asla güvenmemelisin. Bir yerini kırabilirdin. Wendy, çok sağ ol. Burası resmen bir uçurum. Az daha kendimi sakatlayacaktım. Şu yüksekliğe bak. Burada aşağı doğru inen kocaman bir boşluk var. 20-30 metrelik bir uçurum. Bu beklediğim bir şey değil. Dikkatsizliğim pahalıya mal olabilir. Reşat, dikkat et. Bu sık ormanlarda her an başınıza bir şey gelebilir. Üstelik en yakın hastaneye ulaşmanız hayli zaman alacağı için hayatta kalmak zorlaşabilir. Şimdi düşündüğümden daha da dikkatli olmam gerektiğini biliyorum. Bir an önce madene ulaşsak iyi olacak. Bu madenler mühendislik bilgisi olmayan insanlar tarafından yapılmış. Ve madenlerin içeriden hiçbir desteği yok. Bu yüzden en ufak bir depremde ya da sarsıntıda çöküyorlar. Bu da insanlar için oldukça tehlikeli. Her yıl bu sebepten burada yüzlerce insan ölmüş. İşte şu anda madendeyiz. Evet, al bakalım. İşte bunlar Wendy'nin maden kazma aletleri. Hiçbir güvenlik ekipmanı yok. Yalnızca eski lastik çizmeler ve bir de baş feneri. Hadi feneri açalım. Ne dersin? Açıldı mı? Tamam. Kafamıza takabileceğimiz bir baret bile yok. Yani şartlar gerçekten de çok ilkel. Gözümüzü açık tutmak zorundayız. Çünkü bunlar hiç de güvenli şeyler değil. Yalnızca arkadaki kaya parçalarını tutuyorlar. Tam burada asıl maden kazma işini görebilirsiniz. Şimdi Wendy bize burada ne yaptığımızı gösterecek. Açık konuşmak gerekirse burası bana pek güven vermiyor. Şu an yapacağım tek bir yanlış hareket göçük altında kalmamıza neden olabilir. O yüzden iyi bir madenci olmak istiyorsan önce hayatta kalmak için çalışmalı. Altınıysa ikinci planda bırakmalısın. Korku insanı hayatta tutar. Cesaretse ödüllendirir.
Senin bu madende çok tehlikeli bir tecrüben oldu mu? Oldu. Hem de birkaç kez. Ama her seferinde kurtulmayı başardım. Umarım bir daha başımıza böyle bir şey gelmez. Bir gün nasıl olsa öleceğiz ama bu şimdi olmamalı. İşi daha fazla riske etmeden topladığımız kayaları çuvala koyup buradan bir an önce çıksak iyi olacak. Ama korkularıma yenilmemeyi de öğrenmeliyim. Wendy, bir de benden iyiyim mi? Merak ediyorum da. Tabii ama tamam. Dikkatli ol. Oo. Altın. He? Hayatında ilk kez altın arıyorum. Belki de bu parçanın içinde altın var. Kim bilir? Madenden çıkma zamanı. Bugün çıkardıklarımızı bu naylon torbalara koyacağız. Sırada kırılan kaya parçalarında altın olup olmadığını öğrenmek var. Vakitse akşama doğru ilerliyor. Birazdan hava kararacak. Buradaki her şeyi aleyhimize dönmeden önce yola koyulmalıyız. Torbalar doldu. Artık omuzlayabiliriz. Vay canına. Taşıdığımız bu kaya parçalarında altın olup olmadığını ise henüz kimse bilmiyor. Öğrenmek için bir an önce uyumalı ve sabaha beklemeliyiz. Öten horoz bize kalk tekmilini çoktan verdi bile. Burada halk güne çok erken başlıyor. Değişik bir kahvaltıyla güne merhaba dedim. Ailemle kahvaltı yapmak gerçekten de güzel. İtiraf etmek gerekirse hayatımda ilk defa pilavla kahvaltı yapıyorum. Ancak Çikotoklular ne yedikleriyle değil, daha çok karınlarını doyurmakla meşguller. Bu yüzden kahvaltı soframızda hem pilav, hem çorba, hem salatalık, hem de muz var. Kahvaltın bittiyse evet. Gidip çalışalım artık. Tamam. Artık gece madenden getirdiğimiz kaya parçalarında altın olup olmadığını öğrenme zamanı. Bakalım onca emeğimizin karşılığında altın bulabilecek miyiz? İlk olarak getirdiğimiz parçaları çekişle ufalamaya başlıyorum. Ama etraftan gördüğüm bu işi tam olarak doğru yaptığımı söylenemez. Wendy bana bu işin kolayını öğretse iyi olacak. Bu kırma işleminin bir tekniği var. Büyük taşları kırarak un kıvamına getirmen gerekiyor. Tamam. Tamam. Endonezya'da kırsalda yaşayan insanlar daha iyi bir hayat yaşama ve daha çok para kazanma ümidiyle altın madeninde çalışıyor. Bu ailenin bir üyesi olup onlarla birlikte ekmeğimizi taştan çıkarmaya çalışmak gerçekten etkileyici. Bu tam anlamıyla ekmeği taştan çıkarmak. Şimdi ezilip en ufak olan taşları bu naylon torbalara dolduruyoruz. Böylece diğerlerini ayırabileceğiz. Hadi artık gidelim. Ve elimizde ne kadar altın olduğunu öğrenmeye çalışalım. Tamam. İşte burası işleme sürecinin gerçekleştiği yer. Bunlar... Gululu. Bunlar tozu koyacağımız çelikten silindirler. Yani gululu. Gululu'ya tozu koymadan önce Sahani bana işlemlerin nasıl gerçekleştiğini anlatacak. Önce tozu boşaltmalısın. Anladım, tamam. İlk önce tozu boşaltıyoruz. Peki tozun ne kadarını koyacağım? Bütün torbayı. Tamam, bütün torbayı boşaltıyorum. Evet, bütün torbayı. Hepsini Gululu'ya döküyorum. Hepsini. Yavaş ve dikkatli olacağım, tamam. Evet. Boşalttığımız tozu çelik silindir kutunun içine eşit bir şekilde yayıyoruz. Evet. Tamam. Evet. Ceva. Bir dakika. Ceva. Yakından bakmalıyım. Bir dakika. Bakabilirsin ama dikkatli ol. Evet, işte buna dikkat et. Bu şişedeki ceva.
Bu elimde tuttuğum civa beyinde nörolojik hasara, kalıtımsal hastalıklara ve doğum kusurlarına sebep olabilir. Buradaki her evde civa kullanılıyor ve hepsi bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor. Şimdi dök içine dökeceğim öyle mi? Evet, dök. Tamam. Tamam oluyor işte. Evet. Civayı döküyoruz. Evet. Şimdi de suyu ekleyeceğiz. Evet, su. İçine biraz toprak, biraz da kili ekliyoruz. Ve biraz daha su ekliyoruz. Evet, neredeyse yeterli. Şimdi sistemi başlatıyoruz. İşte bu makine böyle çalışıyor. Bu aşamada makine durmaksızın dönerek altını bütün o diğer elementlerinden ayrıştıracak. Altın bunun içinde korunacak. Peki ne kadar sürecek? Bir gün boyunca. Bir gün. Altının işlenmesi için gereken süre bütün gün, yani tam 24 saat. Bu makinelerden altın işleyen bütün köylerde ve buradaki bütün evlerde var. Burada ne kadar altın var? Sabah kırdığımız taşlardan ne kadar altın çıkacak? Sadece bir kutu ne kadar altın işleyecek? Hepsinin sonucunu hep birlikte burada göreceğiz. Ama bunun için biraz daha beklemeliyiz. Medeniyetin pek çok nimetinden uzaktaki bu köyde altın aramaktan yorulan gençlerin tek eğlencesi futbol. Pas ver, pas ver. Şimdi. Evet. Gol değil mi? Köydeki çocukların futbol oynayabileceği bir halı sahaları yok. Ama etrafımızı saran olağanüstü güzellikteki doğa onlara çok daha güzel bir hediye vermiş. Su içindeki pirinç tarlaları arasına gizlenmiş bu muhteşem oyun alanı. Bence burası dünyanın en özel futbol sahası. Zor geçen bir günü köyün gençleriyle keyifli saatler geçirerek noktalıyoruz. Deliksiz çektiğim güzel bir uykunun ardından Cikotok'ta güneş tepeye çıkmak üzere. Köydeki halk yine güne erken başlamış. Kimileri temizlik yapıyor, ortalığı toparlıyor. Kimileri çocuklarının peşinde koşturuyor. Kimileri ise artık benim için dinlenme vakti der gibi. Cikotok'ta herkes her şeyi yapabilecek kadar yetenekli. Kısacası buradaki kadınlar da en az erkekler kadar çalışkan. Mesela Birjavan kadınlarından bazıları uyanır uyanmaz balık tutmaya gitmiş. Onları bana doğru sürükle. İşte burada onları görüyorum. Hızlı hareket etmen lazım. Bak işte balıkları kaçırdın. Sorun yok, ben onlara tuzak kuruyorum. Ben o toplamaya gidiyorum. Siz balık tutabildiniz mi? Evet, biraz yakaladık. Bir saate yemeğe yetecek kadar tutmuş oluruz. Siz gidin. Önce birkaç küçük balık tutup onları büyük balıklara yem edecekler. Bense bu zamanı şifalı ot toplamaya giden Wendy'nin eşi Mian ve ablası Jakum'la geçireceğim. Kısacası ot toplayacağım. Böyle mi yapmam lazım? He? Evet öyle, evet. Gördüğünüz gibi bu otları ve otların köklerini evet. Topluyoruz. Bunlar şifalı değil evet, mi? Evet, şifalı. Evet. Ben sizin kadar bilemiyorum ama orağı rastgele bir oraya bir buraya sallayıp duruyorum. İnşallah benim topladıklarım işe yarar. Çünkü önlerine gelen her otu almıyorlar. Aralarından seçiyorlar. Ben hangisi işe yarar, hangisi işe yaramaz açıkçası bilmiyorum. Bildiğim tek şey bu otlardan dün sabah içtiğimiz gibi çorba yaptıkları ve yaralandıkları zaman ilaç yoksa yarayı bununla sardıkları. Hepsi bu. Sizin zamanınızda hep böyle mi geçiyor? Ev işi ve yemek işleri? Evet, evet. Yani ben daha önce mağara göçüğünde altın aramaya giden eşimi kaybettim. Göçük altında evet, mı kaldı? Evet, ne yazık ki. Aa, çok üzüldüm. Kaç yıl oldu? Geçtiğimiz ay 5 yıl bitti. Çok olmuş. Herkes bana yeniden evlen dedi ama ben yapmadım. Anlıyorum. Başın sağ olsun. Ya sen mi ya? Sen mutlu musun? Evet. Çok şükür. Ablamın eşi için üzgünüm ama burada pek çok insan madenler yüzünden canından oldu. Hayatta en çok istediğiniz şey ne? Gerçekten merak ettim. Açıkçası köyde değil ama şehirde yaşamayı isterdim. Zengin olmak seni mutlu eder miydi? Aslında sanırım zengin de olsam orada da burayı özlerdim. Eşin hayatta olsaydı şehri aramazdım bence. Elbette tabii ki. Benim hissettiğim şey sanırım biraz kendimden kaçmak. Anlıyorum. Mia aslında
Çok güzel bir şey söyledi. İnsanın sevdiği yanındaysa her yer yaşanır oluyor. İster dağın tepesinde, ister şehrin göbeğinde. Jekum, çocuğun var mı? Evet, iki tane çocuğum var. Jekum'un eşi hayatını kaybettikten sonra iki çocuğuyla hayata tutunmak zorunda kalmış. Bu hiç kolay bir şey değil ama kadınlar çok güçlüdür. Özellikle Müslüman kadınlar inançlarıyla birlikte bütün acıların üstesinden gelebiliyorlar. Şimdi eve dönmeli ve Birjavan kadınları balık tutmuşlarsa gidip yemek yemeliyiz. Çünkü o kadar çok acıktık ki. Küçük balıklar büyük balıklara yem olup kızarırken biz de mis gibi ortalığı saran yemek kokusuyla mest oluyoruz. Hayli acıktığımı itiraf etmeliyim. Evet. Oo, hamsi mi o? Hayır, değil. Allah'ım, verdiğin nimetlere, bize kazandırdığın her şeye hamdolsun. Amin. Afiyet olsun. Amin. Ailem çatal kaşık kullanmayı pek sevmiyor. Ben de onlar gibi sofraya nasıl eşlik etmem gerekiyorsa öyle davranıyorum. Ellerimle yediğim yemeğin lezzeti ise inanın çatal bıçakla yediğimden çok daha fazla. Endonezya'da yediğim en lezzetli balık diyebilirim. Hatta hamsiden sonra yediğim en lezzetli balık bu olsa gerek. Laura muhteşem bir aşçı. Ve balıkları da harika pişirmiş. Gerçekten de ellerine sağlık. Çok lezzetli. Balıkla vedalaşmam biraz zor olsa da uzaktan kulağıma gelen Gululu'nun sesi bana yeniden çalışma vaktinin geldiğini söylüyor. Eğer altın bulduysak emeklerimize değecek. Ama altın yoksa bundan sonrası hepimiz için büyük bir hayal kırıklığı olacak. Evet, işte final. Sahani bütün civayı filtreden dışarı çıkartıyor. Bu ayrıştırma işlemi bütün civayı altından ayırıyor. İçinden ne kadar altın çıkacak gerçekten de çok merak ediyorum. Vay canına. Altın kendinden başka hiçbir metale yapışmaz. Bu ayrıştırma işleminin nedeni de işte bu. Herhangi bir kayada altın bulma oranı 1 milyarda 1 iken bu kayalarda bulmayı umduğumuz oran bundan çok daha fazla. Bu nedenle şansımızı zorluyoruz. Bu kaya plakalarına gizlenmiş gizli hazineyi bulmak gerçekten de hiç kolay değil. Civanın içinde belki altın ya da gümüş var ama çok az görünüyor. Kırılan o kadar taşa rağmen onca çalışmaya rağmen çok az görünüyor. Yaptığımız onca işe rağmen çok az. Gerçekten de oldukça az. İşte civa burada. Ondan ayrıştırılan ne yazık ki hiçbir şey yok. Bu yüzden ateşle yapılması gereken son işleme gerek bile kalmıyor. Civanın içerisinde para eden herhangi bir element yok. Kısacası elimiz boş. Çekilen onca çilenin ardından altın bulamamış olmak moral bozucu. Ama pes etmek yok. Bence artık zorlama. Biz bu hayal kırıklığına alışıyoruz. Ama burada bir yerde altın var. Bunu biliyorum. Evet, var. Ama tehlikeli yerlerde. Oraya gidenler de çok tekin sayılmazlar. Onları tanıyor musun? Tanıyorum ama bu güvenli değil. Sizin için bir şeyler yapmalıyım. O kişilere nasıl ulaşabileceğimi söyle. Belki Wendy bana yardım edebilir. Wendy'nin seninle gelmesine izin veremem. Sen de gitmemelisin. Ama kararlıysan Wendy seni onlarla tanıştırabilir. Beklediğim cevap buydu. Ve Sahani'den tanışma sözünü alır almaz, gece çektiğim rahat bir uyku, yeni güne keyifle başlamama neden oldu. Altın avcılarıyla çetin bir pazarlık. Oraya gitmek o kadar kolay değil. Hem neden böyle bir şey istiyorsun? Dağlık arazide görünmez kaza. Reçat, dikkat et. Ve doğadaki gizli tehlike. Dur, ne yapıyorsun? O suyu içemezsin. Şimdi istikamet, altın bulmak için elindeki son şansım olan altın avcıları.
Wendy ve Sahani bu madenlere asla gitmedi. Onlar için fazlasıyla tehlikeli. Ama artık başka çaremiz yok. Beni onlarla tanıştıracak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Wendy bana sizin gittiğiniz madenlerde altın bulma şansımızın daha fazla olduğunu söyledi. Beni de oraya götürür müsünüz? Oraya gitmek o kadar kolay değil. Hem neden böyle bir şey istiyorsun? Tamam, bu benim için çok önemli. Buradaki altınlar ancak bize göre. Bunu kendim için istemiyorum. Ama benim için değil. Kimin için? Sizden biri için. Burada yaşayan Virjavan ailesi için. Durumları iyi değil. Hem neden sana para kazandırayım? Tamam, ben her şeyi göze alıyorum. Hem size yardım etmiş olurum. Mesele sadece altın değil. Bu tehlikeli bir iş. Canından bile olabilir. Gerçekten o kadar tehlikeli bir yer. Bak bu çocuk oyuncağı değil, tamam mı? Sana ölebilirsin evet. Diyorum. Evet ama orada altın olma ihtimali çok yüksek. Öyle değil mi? Tehlikeli tabii. Tamam, ben o tehlikeyi göze alıyorum. Ne kadar çok risk alırsan altın bulma ihtimalin de o kadar çok olur. Peki. Ama asla sorumluluk kabul etmediğimizi bil. Başına herhangi bir şey gelirse seni tanımayız. Tek başınasın. Tamam, söz veriyorum. Her şey benim sorumluluğumda. Aksi bir durumda kalırsak senin için iyi olmaz. Bunları kabul ediyorsan gel. Tamam, tamam. Seni uyarıyorum. Yukarıda başına her şey gelebilir. Tamam, kabul ediyorum. Peki o zaman. Tamam, cesaretini tamamdır. Sevdim. Gidelim. Hazırsan gidelim. Zor da olsa altın avcılarını ikna etmeyi başardım. Bu benim son şansımdı. Artık Virjavan ailesi için yola çıkabiliriz. Beni çok zor bir gün bekliyor. Endonezya'nın muhteşem bitki örtüsü etrafımızı kuşatıyor. Ama bizim aklımızda sadece toprağa gizlenmiş altın madeni var. Bu yolculuğun sonunda bizi tam olarak ne bekliyor bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey derinlerde saklı olan altına bu kez ulaşmamız gerekti. Yol burada bitiyor. Motosikletlerimizi burada bırakıp bundan sonrasına yürüyerek devam etmeliyiz. Buysa hiç kolay olmayacak. Dik yamaçlardan tırmanarak yollara düşüyoruz. Altın madenine uzanan engebeli yol uzun ve zorlu. Balta girmemiş ormanlarda ilerlerken doğanın gücünü iliklerime kadar hissediyorum. Attığım her adım şimdi daha da tehlikeli. İşte bu hiç istemediğim bir şeydi. Arkadaşımın üzerine düştüm. Evet. İyi misin? Beni ezdin. Tamam. Devam edebilecek misin? Siz devam edin. Peki, tamam. Bize yol gösteren ekip arkadaşlarından biri ayağından yaralandı. Bundan sonra maalesef yolu onsuz devam etmek zorundayız. Ne kadar yükseğe tırmandığımızı görüyor musunuz? Toprağın altındaki suyu hissedebiliyorum. Ayaklarım kayıyor. Bu tırmanış her an daha da zorlaşıyor. Sopalardan destek alırsak bu işi başarabiliriz. Zorlu yamaç bizi epey terletti. Ama sonunda Wendy ile bu engeli de aşmayı başardı. Tehlikeli yolculuğumuzun sonunda nihayet hedefimize varmış bulunuyoruz. Malzemelerini hazırlayan baba için şimdi madene inme zamanı. Hadi gidelim. Gün ışığıyla vedalaşıp karanlığa doğru adım atmadan önce ben de onun peşinden aşağı inmek için son hazırlıklarımı yapıyorum. Aşağısı karanlık ve gizemli. Bu mağaralara girebilmek için en azından baret takmamız şart. Ama ne yazık ki burada her şey hala çok ilkel. Şu anda madenin girişindeyiz. Ama Wendy aşağı inmeyeceğini söylüyor. Çünkü bu maden çok tehlikeli. Babası Sahani izin vermediği için bu tip madenlerden uzak duruyorlar. O zaman feneri bana ver. Nasıl olsa sana lazım değil. Maden buradan bakıldığında hiç de güven vermiyor. Bakalım aşağıda manzara nasıl? Aşağı inmeye yardımcı olan ahşap yol içten içe çürümüş durumda. Bu maden en az 150 yıllık. Ve inanın buradan bakıldığında madenin ne kadar eski olduğu anlaşılıyor. Ağırlığımın tamamını vermemeye çalışarak aşağı inmeye çalışıyorum. Ama bu kolay değil. Bu maden Endonezya'nın Hollanda sömürgesi olduğu dönemde yapılmış. Yani
yaklaşık 150 yıldan çok daha uzun bir zaman önce yapılmış. Bizi koruyan çığ oduna bir baksanıza. Ufacık bir darbeyle lime lime oluyor. Ve üzerimizdeki dağ gibi toprak yığınından bizi koruyan tek şey bu lime lime odun parçası. Elimizi çabuk tutmak zorundayız. Burası çok ama çok sıcak. Alnımın nasıl terlediğine bir baksanıza. Üstelik burada oksijen de çok az. Burası tamamen kil, değil mi? Evet. Neyse ki sadece kil. Burada neye vurup neye vurmadığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet öyle. Çünkü yanlış bir darbe hayatımıza mal olabilir. Duvarda gaz ve hava cepleri var. Eğer olur da bunlardan birini patlatırsak üzerimizdeki toprak yığını çöker ve biz de göçük altında kalırız. Hey, dur. Burası destek duvarı. Burayı kırarsan burası çöker. Neredeyse pazartesinin kurbanı oluyorduk. Burada biz pazartesi gününe kanlı pazartesi diyoruz. O ne demek? 2014 yılından bugüne kadar bu madende ve yakınımızdaki diğer madenlerde yaşanan kazalarda birçok insan öldü. Anladım. Ve bu ölümlerin hepsi pazartesi günü gerçekleşti. O yüzden öyle diyoruz. Evet. Bunu burada söylemeseydi çok daha iyi olurdu. Baba, kısacası pazartesi günleri bu madenlerde ölümler olduğunu söylüyor. Zaten içerisi her an ölecekmişsiniz hissi yaratıyor. İşin daha kötü yanıysa bugün pazartesi. İnanın böyle bir facianın olma ihtimali bile çok korkutucu bir şey. Yerin altındayken insanın aklına dünyada yaşanan maden kazaları geliyor. Şartların bu kadar ilkel olduğu bir madende korkmamak içten bile değil. Babayla birlikte hayli uğraşarak kırdığımız taşları artık çuvallara dolduruyoruz. Ailenin yeni üyesi olarak bugün onlarla birlikte epey çalıştım. Umarım bu çuvallardan yüzümüzü güldürecek kadar altın çıkarmayı başarabiliriz. Wendy, Wendy bana yardım et. Çek, beni çek. Her yer çok ıslak. Bastığım odunlar hiç sağlam değil. Neyse ki Wendy burada. Kardeşim benim. Sağ ol. Oh! Wow! Bu gerçekten inanılmaz. Şuna bakın. Şuna baksanıza. Bütün bu yapı 150 yıldan daha eski. Her yer çürümüş. Ama yine de çok iyi iş çıkardık. Hedefimize ulaştık. Ve altınımızı aldık. Çuvalı Wendy'ye teslim edeceğim. Hadi eşyalarımızı toplayalım ve gidelim buradan. İşte Endonezya'da altın madenciliği yapmak böyle bir şey. Elimiz boş tırmandığımız yamaçtan bu sefer içinde altın olduğunu ümit ettiğimiz bir çuvalla iniyoruz. Üstelik çok yorulduk ve susadık. Bir an önce su bulup içmeliyiz. Dur, ne yapıyorsun? O suyu içemez. Neden? Çünkü bu su zehirli. Zehirli mi? Civalı su o. Sakın yüzüne sürme. Tamam. Çok civaba. İçersen zehirlenirsin. Bu çok zehirli. Neyse ki cazibesine kapılıp içmedim. Baba beni durdurdu ve hayatımı kurtardı. Çökme tehlikesi olan madenler, içinde civa barındıran sular ve güçlükle tırmanılan dik yamaçları arkamızda bırakıp sırtımıza yüklediğimiz çuvalla köye doğru yola çıkıyoruz. Bircevan ailesini tanıdığım ilk günden bu yana yapmak istediğim tek şey onlar için biraz altın bulabilmek ve geçimlerine katkı sağlamaktı. Umarım bunu başarmışızdır. Artık gerçekle yüzleşme zamanı. İşin en zor kısmındayız. Eğer bugün de altın bulamadıysak, ne yazık ki yeni ailem için hiçbir şey yapamadan buradan dönmek zorunda kalacağım. Ve inanın bu benim en son istediğim şey. Aile olmak onlar için bir şeyler yapabilmek demek.
O dağlardan altın yerine sıradan kaya parçalarıyla dönmüş olmak gerçekten de benim için çok üzücü olur. Birjavan ailesini tanıdığım ilk günden bu yana yapmak istediğim tek şey onlar için biraz altın bulabilmek ve geçimlerine katkı sağlamaktı. Wendy ile birlikte kırdığımız taşları makineye doldurup kapağı iyice sıkıştırıyoruz. Ve makineyi çalıştırıyoruz. Bundan sonra geriye sadece beklemek kalır. Biz elimizden geleni yaptık ve artık biraz olsun dinlenmeyi hak ettik. İşte yeni bir gün daha doğdu. Ve yeni gün köydeki erkekler için yol temizliği anlamına geliyor. Çünkü bugün günlerden pazar ve birkaç kilometre uzağımızdaki kasaba yolunu temizlemeliyiz. Köyün bütün erkekleri 20 kilometrelik köy yolunun otlarla kapanmasına engel olmak için çalışıyorlar. Jikoyang'te bu işler her zaman pazar köy halkına bırakılmış. Gidip onlara yardım edelim. Burada yaptığımız şey bütün köylülerle bir araya gelerek yolu temizlemek. 20 kilometrelik alanda yolu sarıp sarmalayan ne kadar yeşillik varsa kesilip atılıyor. Haftanın 6 günü yok pahasına çalışan bu insanlar pazar günü köy yollarını açık tutmak için gönüllü olarak çalışıyorlar. İzlerken ne kadar sıkıcı bir iş diye düşünüyor olabilirsiniz ama inanın bu dağda bu tertemiz havada ve üstelik aynı amaç için uğraşan insanlarla birlikte çalışmak çok ama çok keyifli. Ve açıkçası ben bu güzel insanlarla birlikte olmaktan ve onların yanında olmaktan çok mutluyum. Şu karıncaların güzelliğine bakın. Üstelik Cikotoklular da bizim gibi Müslüman olduğu için onları incitmek istemiyorum. Burada da bir karınca yuvası var. Onlara ve yuvalarına zarar vermemek için burayı temizlemeyeceğiz. Görüyor musunuz? İşte tam burada. Onlara zarar vermeyeceğiz. Şunlara bakın. Nihayet köy yolunu temizledik. Artık eve dönüp dün bütün tehlikeleri göze alarak yaptığımız çalışmaların karşılığını alabilecek miyiz? Bir an önce öğrenelim. Ben bütün gece yatağımda sadece bu anı düşündüm. Ve şu anda altın olup olmadığını öğrenmek üzereyiz. Bu altını ayrıştırmanın en önemli aşamalarından biridir. Eğer altın bulabildiysek buralarda bir yerde olmalı. Bütün altın, taşlar ve cevher bu kovanın dibinde toplanacak. Wendy şimdi kovayı temizleyecek. Civa'yı görmeye başladık. Civa cevherdeki bütün o altını ayırdı. Bu işlemlerin ardından ne kadar altın çıkacak gerçekten de ben çok merak ediyorum. Evet, iyi görünüyor. Bakalım ne olacak. Artık çok az kaldı. Son evredeyiz. Burada mavi bir bez var. Çok özel bir bez. Gözenekli ve lifli bir bez. Bu yüzden üzerinde delikler var. Bu bez sayesinde civa dışında ne varsa filtrelenecek. Birazdan her şey belli olacak. Bakalım civalı su bize ne hediye edecek? Bakalım hiç altın var mı? Filtreleme aşamasını da geçtikten sonra göreceğiz. Bu sefer elimizde bir şeyler var. Çünkü öncekilerden farklı görünüyor. Beyaz altın, sarı altın ya da gümüş olabilir. Elinize alınca yumuşak olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki hala içinde civa var. Kalan civayı da ortadan kaldırıp elementimize ulaşmak için son bölüme geçiyoruz. Altın işlemenin son aşamasındayız. Wendy, bu nedir? Tuz. Demek tuz. Tuz öyle mi? Evet, tuz. Bu tuz yakma işlemi için çok önemli. Evet. Peki bunu yakalım mı? Evet, yakalım. Ayağını buraya basılı tutacak. Baba, sen profesyonelsin. Sen yapar mısın? Vay canına. Çok ilginç bir süreç.
Hemen şurada bu rüzgar makinesini çalıştıran bir gaz deposu var. Ve havanın çıkmasını sağlıyor. Bunu yaparken mümkün olduğunca havayı solumamaya özen göstermelisiniz. Aslında bu işlem sırasında maske takılması gerek. Ama Virjavan ailesi buna hiç ihtiyaç duymuyor. Çok fazla altın çıkacak mı bilmiyorum. Ama bir şeyler görünmeye başladı. İşte orada. Kabın içinde sarı altın görüyorum. Altın, evet altın. Siz de görüyor musunuz? Şuradaki kocaman maşayı alıp bir bakacağım. Hadi bakalım. Altını maşayla kavramam lazım. İşte alıyorum. Sonunda altın buldum. Ancak bulduğumuz altın ne yazık ki bizi sevindirecek boyutta değil. Zaten bu kadar kolay olsaydı emin olun bu topraklar hala altın avcılarıyla dolup taşıyor olurdu. Yine de Sahani ve Wendy elimiz boş kalmadığı için mutlu. Kısacası biz buna şükretmek diyoruz. İşte burada. Saf altın. Saf sarı altın. Endonezya'nın sarı altını. 18 ya da 24 ayar arasında bir değeri var. En azından öyle olmasını umut ediyoruz. Sonuç olarak bu topraklar hala içinde altın saklamayı başarıyor. Ama ben bu topraklarda ondan daha da değerli olan bir şeyi buldum. Altından bile daha kıymetli olan aile sıcaklığını. Baksanıza, her birinin yüzünde güzel bir tebessüm var. Artık gönül rahatlığıyla onlara veda edebilirim. Ama ayrılmadan önce beni hayatlarına kabul eden bu iyi yürekli insanlara küçük bir hediye vermek istiyorum. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. O elindeki ne öyle? Söyle bakalım. Evet, size küçük bir sürpriz. Öyle mi? Selamünaleyküm. Rukmina, sizin için İstanbul'dan bir hediye getirdim. Bu bir Türk kahvesi seti. Teşekkür ederim. Sizin için. Hadi gel, sana nasıl yapılacağını göstereyim. Getirdiğim hediye seti cezve, fincan takımı ve Türk kahvesinden oluşuyor. Bu güzel Türkiye'nin güzel kahvesi. Rukmina, bu harika bir Türk kahvesi. Kokusu güzel. İşte oluyor. Şimdi mümkün olduğunca ağır ateşte Türk kahvesini pişiriyoruz. Köpük köpük olmuş. İşte bu Türk kahvesi. Güzel mi? Güzele benziyor. Evet. Sence nasıl? Artık koyabiliriz. Ama yavaş yavaş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tamam. Size ellerimle Türk kahvesi yaptım. Bir deneyin bakalım. Sen mi yaptın? Ellerine sağlık. Rukmina, sen de al. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizin de burada harika bir hafta geçirdim. Her şeyin güzeldi. Sağ ol, biz de öyle. Minnettarlığımı bu küçük ikramla göstermek istedim. Afiyet olsun, kahvenizin tadını çıkarın. Ailenin yeni üyesi olduğum ve Virjavanları yakından tanıdığım için çok şanslıyım. Bana gerçek hayatı öğrettikleri için de onlara minnettarım. Ama tecrübelerimi yanıma alıp artık köye ve aileme veda etme vaktim geldi. Her şey için teşekkür ederim, minnettarım. Çok iyi vakit geçirdim. Seninle çalışıp madenlere inmek harikaydı. Yaptığımız hiçbir şeyi asla unutmayacağım. Senin için her şeyin en iyisini diliyorum kardeşim. Ben de senin için kardeşim. Türkiye'ye de bekliyorum ha. İnşallah. Tamam. Baba, ver elini öpeyim. Seni özleyeceğim. Kendine, aileme dikkat et. İnşallah. Yine gel ama, tamam mı? Sen de dikkat et. Hoşça kalın. İşin en zor kısmı insanın sevdiklerine veda etmek zorunda olmasıdır. Ama ne yazık ki yola çıkmak zorundayım. Eğer arkama bakarsam onları bırakamam. Gitmeli ve beni bekleyen yeni ailemle tanışmalıyım. Paylaştığınız her bir anı aklınıza, kalbinize kazınır. Ve siz nereye giderseniz gidin, bir parçanız onlarda, onlarınki de hep sizde kalır.